Hepinize merhaba. YouTube Hocam kanalımızda sizler için birbirinden kaliteli eğitimler hazırlıyoruz. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sizlerin çok fazla işine yarayacağını düşündüğüm bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar ve bu videoda anlatacaklarım gerçekten altın değerinde diyebilirim. Sizler için çok değerli, çok güzel bilgiler vereceğim ve kesinlikle işinize yarayacağından eminim arkadaşlar. Şimdi öncelikle YouTube'da izlenme arttırma serimizde bu videoda arkadaşlar sizlere e, YouTube'daki izlenmelerimizi arttırmak için e, YouTube'da bir altyapı var arkadaşlar ve bizim bu altyapıyı e, bir şekilde sağlayarak videoyu daha daha kolay bir şekilde öne çıkarılmasına yardımcı olmamız gerekiyor bunu yapmak için arkadaşlar birçok yol var birçok seçenek var fakat bunları ben size sıra sıra anlatacağım tür gelecekteki videolarımızda olsun bu videolarımızda olsun hepsini sıra sıra anlatacağım videoyu atlatmadan sonuna kadar izlerseniz Eğer sizin gerçekten istediğiniz şeylere ulaşacağınızı söyleyebilirim şimdi arkadaşlar isterseniz hemen başlayalım geldim kanalıma ee, bir tane videomu seçeceğim şimdi ben hangi videodan size örnek göstersem ee, şu küçük resim nasıl yapılır videomuzdan isterseniz göstereyim arkadaşlar şöyle videoyu durdurayım bilgiler ve ayarlara giriyorum şimdi evet burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar videomuzun özelliklerini açtık siz e, videonuzu yükleyeceğiniz zaman burada da yapabilirsiniz tabii ki şimdi arkadaşlar bir videoda size daha önceden de söylemiştim. Şu 3 kısım bizim için çok önemli. Yani 3 kısım derken demek istediğim şu başlık, açıklama ve etiketler bizim için e, YouTube'daki videomuzun öne çıkarılmasını sağlayan ve SEO ayarlarını yapabildiğimiz yer. Yani burayı ne kadar zengin ne kadar güzel ayarlarsak ve e, ne kadar kaliteli bir şekilde doldurursak burayı videomuz o kadar güzel o kadar kolay bir şekilde. Ee, önerilenlerde çıkacak ve aramalarda da üst sıralara çıkacak arkadaşlar Bunu Yapabilmek için e, Bazı taktikler var bazı e, Yapacağımız şeyler var ve bu taktikleri arkadaşlar Enes Batur'dan tutun e, Diğer bütün youtuberlara kadar yani Bütün youtuberlar miyim de çoğu bilmiyordur belki Fakat Enes Batur'un bile e, uyguladığı bir taktik arkadaşlar belki sizin de gözünüze batmıştır Hatta birazdan onu da gösteririm isterseniz Şimdi arkadaşlar Açıklama kısmımızda şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Şurada benim görmüş olduğunuz gibi açıklama kısmı bulunuyor. Şimdi açıklama kısmında ilk 140 karakterde ne kadar zengin ve dolu bir içerik yazısı yazarsak arkadaşlar. Google botları bizim videomuzu daha iyi bir şekilde optimize ediyor ve öne çıkarılıyor. Bunu yapabilmek için. Şurayı ben tamamen sileceğim ve sizlere baştan göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bizim videomuzun adı neymiş? Videomuzun adı Video Küçük Resim Nasıl Yapılır Tam değil? Biz bunu olabildiğince açacağız, olabildiğince 140 karakteri, 140 karakterlik güzel bir e, metin yazmamız gerekiyor buraya arkadaşlar. 140 karakter olmasına gerek yok tamamen daha fazla da olabilir, daha az da olabilir tabii ki. Ama 140 karakteri iyi bir şekilde doldurmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi biz buraya ne yazabiliriz? Şöyle birazcık düşüneceğiz, birazcık kafa yoracağız ve neler yazabileceğimizi düşünmemiz gerekiyor burada arkadaşlar. Bu kısım bizim için çok önemli. Şimdi başlangıçta bu videomda e, videolarımızda kullanabileceğimiz hmm, küçük resim yani tam neyil? küçük resim tasarım ı bakın şuradakine de sizlere dikkat ettirmek istiyorum arkadaşlar küçük resim tasarımı neden burada birleşik yazmadım eğer birleşik yazarsam arkadaşlar bizim açıklama kısmımızdaki ilk 100 karakterdeki kelimelerimiz etiket olarak algılanması gerekiyor yani bir şey olarak algılanması gerekiyor Google tarafından bir kelime olarak algılanması gerekiyor ve ben tasarım olarak yazdığımda bu etiket olarak yerine geçer ama tasarımı yazarsam bu bir etiket olmaz arkadaşlar daha e, yani kötü bir e, nasıl diyeyim kötü bir e, veri al, verim alırız bundan. Küçük resim tasarımı yazabilirdim ama burada boşluk bıraktım. Küçük resim thumbnail küçük resim tasarım yazdığımız zaman arkadaşlar burası iyi bir şekilde gidiyor olacak. Şimdi ne yazdık bu videomda videolarımızı kullanabileceğimiz küçük resim yani thumbnail küçük resim tasarımı. Ee, onun dışında ne yazabiliriz? Photoshop da dikkat çekici, kaliteli bir tam thumb, tam thumbnail hazırladık. Yazarsam burası güzel bir açıklama oldu. Tabii ki videomuz çok fazla kapsamlı bir şey içermediği için çok fazla e, yazı yazamadık arkadaşlar. Bu arada sizlere bir şey daha söylemek istiyorum. Aynı şeyi sürekli tekrarlamamanızı e, yap tekrarlamamanız gerekiyor arkadaşlar. Aynı şeyi sürekli tekrarlarsanız bu sizin bir yararınıza olmaz. Ee, şimdi biz buralarda ne kullanmışız hemen isterseniz bakalım tekrar. Burada küçük resim var. Burada thumbnail var. Yine küçük resim var. Ee, pardon. Tasarım var burada arkadaşlar. Küçük resim tasarım. Photoshop var. Dikkat çekici var. Kaliteli var. Yine thumbnail var. Yani size anlatmak istediğim şey bu arkadaşlar. Açıklama kısmında ilk 140 karaktere videomuzla alakalı en... Dikkat çekici şeyleri Yani aramalarda insanlar ne aratıyorsa O tarz şeyleri yazmanız gerekiyor arkadaşlar Buranın mantıklı olmasına Gerek yok hatta size şöyle Bir Enes Batur'un videosundan Göstermek istiyorum arkadaşlar Enes Batur'un videosuna gireceğim Şimdi hangi videosuna Girelim Evet şu çılgın liseli Komik anlara girelim arkadaşlar ve burada size Göstermek istiyorum Enes Batur'un kullandığı Bir teknik arkadaşlar bu ben Enes Batur liseli bakın gördüğünüz gibi birleşik yazmamış liseli en komik anlar ı, tepki e, çılgın komik öğrenci bakın burada da birleşik yazmamış öğrencilerimizin manyak instagram video liselilerin en komik anlarını tepki verdim güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu bakın güzel eğlenceli komik bir video oldu. Bunların hepsi bizim için etikettir arkadaşlar. Yani bakın açıklamayı şöyle bir okuduğumuzda aslında ne kadar anlamsız olduğunu anlıyoruz. Ben Enes Batur listelerin en komik anları tepkisi 2 verdim. Çılgın ve komik öğrencilerimizin manyak Instagram videolarını izledim. Listelerin en komik anlarına tepki verdim. Gördüğünüz gibi aynı şeyleri kullanmış arkadaşlar. Farklı biçimlerde kullanmış ve bunlar da SEO skorumuzu etkileyen ve aramalarda çıkmamızı sağlayan en önemli unsurlardan bir arkadaşlar dediğim gibi Enes Batur'un kullandığını da söylemiştim ve Enes Batur'un da burada kullandığını sizlerle birlikte görüyoruz arkadaşlar. Şöyle ben şimdi e, kanalıma geleceğim. Kanalıma gelip arkadaşlar bir videomda daha size bunun bir örneğini göstermek istiyorum. Şimdi nasıl bir şey yapabiliriz? Şuna gelelim arkadaşlar. Havalı video nasıl yapılır adlı videom. Bilgiler ve ayarlara giriyorum. Bakalım bu videomda ne tarz bir açıklama yazabiliriz. Ben burada zaten bir tane yazmışım arkadaşlar. Bunu buradan da örnek verebiliriz tabii ki. Bu videomda Movavi nasıl cool renk efektleri, sarsıntı engelleyici eklenir bunu gösterdim yazmışım. Burada görmüş olduğunuz gibi bir sürü e, yine etiketimiz var arkadaşlar açıklama kısmımızda. Güzel bir açıklama kısmı yazmışız, açıklama yazmışız buraya da. Böyle güzel bir açıklama yazarak arkadaşlar siz de videolarınızı daha öne çıkartabilirsiniz ve öne çıkartmakla kalmayıp arkadaşlar tabii ki şey yapabiliyorsunuz hani CPM'lerinizde de yükseltme sağlayabiliyorsunuz bu şekilde diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar bunların dışında tabii ki dediğim gibi Enes da bu tarz bir şey kullanıyor bunu da kullanıyor arkadaşlar bu anlattığım şeyi ve Elsbatur kullanıyorsa sizler de kullanırsınız diye düşünüyorum. Yani gerçekten işe yarayan bir şey olduğunu oradan da anlayabilirsiniz arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. YouTube hocam kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olarak bizlere en büyük desteği verebilirsiniz ve aşağıdan da tabii ki videoyu beğenirseniz çok sevinirim ve bizlere Motive edici yorumlarınızı da yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız bizler için çok önemli. Bizden beklediğiniz videolar vesaire varsa bunları da yazarsanız çok sevinirim. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.